lan burada. Abi. Ajan seni, vatan hainisin sen, vatan haini, vatan. Ajansın sen, vatan hainisin. Dik duran bir il başkanımıza alçakça ve kalleşçe bir saldırı gerçekleştirildi. Sokak ortasında, herkesin gözü önünde il başkanımız darp edildi. Başkana uzanan eller kırılsın. 13 CHP milletvekili darp edilen il başkanına destek için Düzce'deydi. Bugün burada bulunan milletvekillerimize beraber il başkanımızı, Düzce'deki partilerimizi yalnız bırakmadığımızı sadece Düzce'ye değil tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Düzce yalnız değildir. CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan cumartesi günü sokak ortasında saldırıya uğradı. Cihan Cengiz ve Raşit Arslan Aydın isimli şahıslar sen vatan hainisin diyerek Tozan'ı tekme tokat dövdü. Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsa Üçüncüoğlu, Zekeriya Tozan'ın dövülmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve Düzce'de hain istemiyoruz dedi. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Grup Başkan Vekili Levent Gök'ün de olduğu 13 CHP milletvekili Tozan'a destek için Düzce'ye gitti. Milletvekilleri ve Tozan partilerle birlikte spor sokaktan Anıt Park'a kadar sloganlar atarak yürüdü. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Levent Gök saldırının arkasındaki güçleri biliyoruz dedi. Onları dövün. Muhalif mi? CHP'li olsun, başkası olsun gözünün yaşına bakmayın diyorlar. Tehdit edin, sindirin. Yeter ki AKP iktidarda kalsın. Yeter ki AKP yolsuzluklarının hesabını veremesin. Yeter ki AKP iktidarı bırakmasın. Her şey Cumhurbaşkanı'nın saltanatına ve AKP'nin iktidarına eşitlenmiş. CHP Düzce İl Başkanı Tozan ise görevinin başında olduğunu söyledi. Biz çok büyük bir aileyiz. Ben bayrağımı kaldığım yerden aynı şekilde sallamaya, partimin ilkeleriyle yaşamaya, Düzce'deki görevimi devam etmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Çok büyük bir onur duydum.